Meclis Başkanı Sayın Şentop bir açıklama yapıyormuş. Buyurun. İzleyelim bakalım. Tabii bu felaketten çıkarmamız gereken dersler de var. Bundan sonra daha sağlam zeminlerde ve daha sağlam yapılar yapmak, binalar yerlerimizde de aynı şey var. Zemin sağlamsa, binalar sağlamsa deprem ne kadar büyük olursa olsun yıkıcı etkisi daha azalıyor, minimum düzeye düşüyor. Bu bakımdan orta ve uzun vadede de büyük bir kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde sağlam zemin ve sağlam bina konusunda çalışma yapmamız ve bunları iyi takip etmemiz gerekiyor. Ben milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Vefat eden, yakınlarını kaybeden bütün kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Rahmet diliyorum. Yaralılarımızla acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yapıların sağlamlığına, bundan sonra yapılacak tüm binaların daha sağlam olmasının altını çiziyor. Çiziyor da yani hani senin benim söylemem gibi siyasilerin, yetkili siyasilerin söylemesi aynı etkiyi vermiyor. Onların ellerinde bir imza yetkisi var. Tabii. Dolayısıyla yani onlardan da aynı mesajı duyunca benim söylediğimle aşağı yukarı aynı söyler ya da kahvede oturan Rıza amca ya da ne bileyim işte güne giden Emine teyzenin de söylemi aynı. Ama bazılarının elinde yetki var. Bunu devreye sokmaları tabii, lazım. Tabii işte onlardan bu sözleri duymak zaten bizi daha güvende hissettiriyor ve bundan güvende sonra böyle hissettiriyor ama bir taraftan da demek ki yapılmamış bunca zaman bazı şeylerin olduğunu da hissettiriyor. İşte o yapılmış yapılmamamışın altındaki gerçekten orası da ayrı bir kaos. Yani tıpkı o binaların içindeki gibi kum tanesi, deniz kabuğu gibi karışıklıklar var ise de bunlar da mutlaka açığa çıkacaktır. İşte o yüzden de denetlemenin ne kadar gerekli olduğunu görmek elbette. Güvenim tam.